Ve o Muhammed Mustafa'nın reyhan çiçeği, Ayyel Murteza'nın vasısı olan Şah Hüseyin Deşti Kerbela'nın güzel canlar Medine'den Medine'ye göçünü dile getireceğiz. İslam dünyasının üzerine bir karanlık çökmüş, bu karanlık Muaviye ile başlamıştı. Tarih 661. Emevi hanedanı Hazreti Peygamber'den intikam almak için yavaş yavaş planlarını uygulamış, süreç içerisinde iktidara gelmişlerdi. Bu iktidara gelmeleriyle birlikte topluma karşı zulümleri artmış, toplum bu zulüm karşısında, onların baskıları ve eziyetleri karşısında suskun bir hale gelmişti. O ak ve pak olan İslam dinini eski müşrik paganist inançlarla değiştirmeye başlamışlardı. Tarih 680. Hazreti Hüseyin'in bir rüyası var. İmam Hüseyin o gece Muaviye'nin minberinin yıkıldığını görür. Muaviye ölmüş, yerine zalim, dünyanın bütün kötülükleriyle donanmış, nefs-i emmalenin sembolü olan Yezid tahta geçmiştir. Güzel canlar, bir hususu size ifade edeyim. Asla Emevi hanedan halife olmamıştır. Bir ülkeyi yönetmek başka bir şey, halife olmak başka bir şey. Ne diyor? Allah yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halifenin ne olması lazım? Cenab-ı Hakk'ın bütün esmalarını müsemma etmesi lazım. Hakla, hukukla, adaletle, paylaşımla, insana ve insanlığa hizmet etme anlayışı içerisinde olması lazım. Eğer bu anlayış içinde değilse ona halife denmez. Ne denir biliyor musunuz? Hükümet idarecisi denir. Hak ve hukukla, adaletle yüreği dolan bir insanın başka insanlara eziyet etmesinin mümkünatı var mı? Sömürmesinin mümkünatı var mı? Asla. Ama Emeviler iktidara gelir gelmez topluma zulüm etmeye, Cenab-ı Hakk'ın ilahi yasası olan Kur'an'ı kendi iktidarlarına alet etmeye başlamışlar. Ve Muaviye ile Amr bin As kendilerine uygun binlerce hadis üretmişler. Biz bir hadise baktığımız zaman Kur'an'la çelişmiyorsa bizim için sıkıntı yok. Ama Kur'an'la çelişiyorsa sıkıntı büyük. Kendi siyasal iktidarları için Hazreti Peygamber'in hiç söylemediği sözleri hadis haline getirmiş, siyasal iktidarlarını güçlendirmişlerdi. Tek bir gayeleri var. Saltanat, para, mülk, zevk ve sefa. Bunun karşısında Medine'de öyle bir imam var ki dedesinin bütün niteliklerini, babasının bütün güzelliklerini, annesinin İsmet ve İffet denilen o yüce ahlakını almış İmam Hüseyin bulunmakta. Muaviye defalarca oğlu Yezid için biat almak için Hicaz bölgesine gelmesine rağmen bu bölgede asla Yezid'e biat etmeyen öyle bir imam var ki onun adı İmam Hüseyin. Zalime biat etmekten ise can bedeliyle ölmeyi yeğlerim. Yezid iktidara gelir gelmez, hükümetin başına gelir gelmez, Medine valisi olan Atebeoğlu Velid'e bir mektup yollar. Ey Atebeoğlu Velid! İktidarını kuran babam ölmüş, onun yerine ben geçmişim. Bugüne kadar bana biat etmeyenlerin ya biatını alırsın, biat etmezlerse kellelerini keser, bana yollarsın. Ferman çok net. Atebeoğlu Velid, Eyyubeyt hanedanına karşı sevgi ve muhabbet dolu bir insandır. Bu nameyi görünce, ey Allah'ım der, nasıl bir işin içine düştüm ki, eğer ki Yezid'in emrini yerine getirmezsem, Yezid'in kahrı bana dokunacak. Ama
peygamberin ehli beytinden birine zararım dokunursa Zehra'nın öfkesine maruz kalacağım. Ehli beytin şefaatinden, güzelliklerinden mahrum kalacağım. O aynı zamanda Mervan bin Hakem diye biri de oradadır. Öncelikle İmam Hüseyin'e bir haberci yollanır. İmam Hüseyin de Zübeyir bin Abdullah'la birlikte ve çevresinde bulunan insanlarla muhabbet etmektedirler. Elçi İmam Hüseyin'i güzel canlar vali konağına davet etmektedir. Zübeyir bin Abdullah İmam Hüseyin'e dönerek acem ne iştir ki bize bugün valilikten elçi yollanmakta? Ey Zübeyir'in oğlu Abdullah! Düşümde gördüm ki Muaviye'nin minberi yıkılmış, ölmüştür. Yerine de oğlu Yezid geçmiş, bizden biat isterler. Ey peygamberin torunu! Peki bu hususta sizin görüşünüz nedir? Asla Yezid gibi birine biat etmemektir. Bakın çok net güzel canlar. Zalime, zulme, ezene, sömürüne asla biat edilmemesi lazım. Biz hakça bir dünya istiyoruz, doğru mu? İmam Hüseyin'in mücadelesi haktı, adaletti, hukuktu, özgürlüktü ve bütün insanların kardeşçe yaşayacağı bir dünyaydı. Onun kutlu dedesi Mekke'yi fethettiği zaman Mekke müşrikleri kendilerinin öldürüleceğini düşünüyorlardı. Ama o mübarek kutlu peygamber Mekke'yi fethettiği zaman yüksekçe tellallara şuna şu şekilde bağırtıyordu. Hiçbir kapı zorlanmayacak, yaşlılara dokunmayacak, aman dileyenlere el uzatılmayacak, kötü söz söyleyenlere karşı yüzünüzü çevirin ve devam edin. Asla insanlara eziyet etmeyin, hiçbir cana kıymayın. Size kılıç çekilmediği sürece kılıçlarınız kınından çıkmasın. Dedesinin torunu, dedesinin ahlakıyla ahlaklanmış, ilmiyle ilimlenmiş olan İmam Hüseyin de hakça bir yaşam istiyordu. Çünkü dedesi Medine'de Rıza şehrini kurmuştu. Eğer ki insanlar cümleten Muhammed Mustafa'nın çağrısıyla toplandıkları zaman hiçbir tüccar, hiçbir dükkan sahibi dükkanında bir kişi bırakmazdı onu biliyor musunuz? Hiç kimsenin eli de hiçbir dükkandaki mala uzanmazdı. İşte hakça yaşam denilen vicdanların hukuk üzerine çalıştığı sistem Rıza Şehri güzel canlar. İmam Hüseyin'in amacı bütün insanların insanca yaşayabileceği bir düzen arzusu vardı. Din, dil, ırk, renk, cins ayırmadan. Çünkü babası olan Ali el-Murteza'dan ne öğrenmişti? Ey Malik! Birileri sana dinden kardeş, birileri de yaratılıştan eşit. Müthiş bir söz bu. Dünyadaki bütün insanlar yaratılışta eşittir. Biz yol kardeşiyiz. Doğru mu? Sonra din kardeşi. Sonra insanlıkta eşit olma düzlemi söz konusu. Kısa bir süre sonra ikinci bir ulak gelir. İmam Hüseyin'i tekrar vali konağına davet eder. İmam Hüseyin çok nazik bir edayla gidin Atebe oğlu Velid'e söyleyin. Hiç kimse gelmese ben kesinlikle geleceğim. O peygamberin kutlu torunu, Ali el-Murteza'nın sırrı hakikatine varmış olan göksel hazinenin sırlarının sahibi İmam Hüseyin güzel canlar evine gelir, dedesinin asasını alır, dedesinin sarığını başına sarar, aile efradına der ki bugün valiliğe davet edildim, ben içeri gireceğim, siz dışarıda bekleyin. Eğer ki yanlış ve kötü bir şey olursa o gün bizi mücadeleyi başlatma günümüz. İmam Hüseyin vali konağına gittiği zaman Atebe oğlu Velid büyük bir saygınlıkla karşılar. Hürmetlerini sunar. Fakat
Mervan bin Hakem denilen bu kişi Muaviye'nin amcasının oğludur. Bu kişi babasıyla birlikte Medine'den kovulan kişidir. Babası peygambere her türlü kötülüğü yapmış, kapıları dinleyen, aynı zamanda Muhammed Mustafa'nın Medine'deki sırlarını sürekli düşmanlara götüren bir şahıstır güzel canlar. Bu çirkinliklerinden dolayı Hazreti Peygamber onu Medine'den sürgün etmiştir. Ne zaman gelmiş? Üçüncü halife olan Osman getirip kendine vezir yapmış. Kerbela vakasının olguları bu zaman başlıyor güzel canlar. Eğer ki Sakif olayında halife seçimi olmamış olsaydı ve İmam Ali ilk halife noktasında iş başında olmuş olsaydı, Fatıma-tü Zehra'nın bir sözü vardı. Amcamın oğlu ve eşim olan Ali'nin hakkı yenilmemiş olsaydı ve herkes onu takip izlemiş olsaydılar, hiçbir kimsenin zararı diğerine dokunmazdı. İnsanlar büyük bir huşu ve güzellik içerisinde bir arada yaşarlardı. Güzel canlar, bu Mervan denilen şahıs Atepe oğlu Velid'e çok kötü bir şekilde söylemlerde bulunuyor. Ey Velid ya! Ya İmam Hüseyin'i burada tutuklarsın, buradan çıktıktan sonra bir daha İmam Hüseyin'i ele geçiremezsin. Sana teslim olmasa da kellesinin vurulmasını emredesin, kellesini Yezid'e götürüp hem yeni valilikler ve saltanat noktasında mal mülk salıp para noktasında zenginleşirsin. Atabeoğlu Velid'in Mervan'a söylediği bir söz var. Haşa ki benim gibi bir gedadan Ehl-i Beyt'e, Muhammed Mustafa'nın torunlarına bir zarar gelsinler. Dünyanın bütün nimetlerini verseler, onların bir kılına bile zarar gelmesini asla isteme ve buna da taraf olma. Mervan'ın tutuklanma, İmam Hüseyin'in tutuklanma noktasında valilikte haykırışı var. O imam büyük bir sükunette döner der ki, ey Zerkan'ın oğlu, sen mi beni tutuklayacak ve başımı uğrayacaksın? Senin gibi birçokları daha gelseler, siz bizden Yezid'e biat alamazsınız. İmam Hüseyin valilikten çıkar, orada olan kardeşleri, yarenleriyle birlikte hanesine döner. Ardından Yezid tarafından bir mektup daha yollanır. Eğer ki Hüseyin'in biatını almışsan, biatını almamış, kellesini almışsan, ödüllerim seni bulacaktır. Almamışsan, bu noktada da benim kahrımdan korkasın. Hemen mektubun örneğini çıkarır İmam Hüseyin'e yollar güzel canlar. İmam Hüseyin mektubu okuduktan sonra müthiş bir şekilde bir tefekküre dalar. Artık bir şeyin başlangıcı başlamıştır. Bizlere kapalı olan kapılar imamlarımıza açtıktır, açıktır. Bizim kafa gözümüzle gördüklerimizi onlar kalp gözleriyle görmekte. Önemli olan görüneni görmek değil, görünenin ardındaki görünmeyeni görebilmektir. Bu ancak manevi duyuları olan, kalp gözü açık olanlara açıktır güzel canlar. Allah onlara öyle bir ilim vermiştir ki bu ilim zahir ve batın bütün ilimleri kapsamaktadır. O imam da sebep ve sonuç ilişkilerini çok iyi bilmektedir. Çünkü o Yezid'e biat etmedikçe Yezid'in de biat alma noktasında her türlü kötülüğü, zulmü yapacağından emindir. Kardeşi olan Muhammed Hanefi ile görüşür. İki kardeş birbirine sarılırlar, ahlaşırlar. İmam Hüseyin'e küçük kardeşi olan Muhammed Hanefi şöyle der. Ey kardeşim, ey zamanın imamı, canım kanım sana feda olsun.
lütfen buradan çıkarsan önce Mekke'ye git. Eğer Mekke'liler seni güzel karşılar, sana biat ederlerse orada kal. Eğer onlar da biat etmezlerse Yemen diyarına git. Çünkü Yemen diyarı Ali taraftarıdır. Ali aşıkları, Ali sevdalılarının olduğu bir yerdir güzel canlar. İki kardeş uzun bir zaman muhabbet eder. Daha sonra İmam Hüseyin kutlu dedelerinin mezarına gider. Oradan da Zehra'nın mezarına gider. Orada epey bir gözyaşı döktükten sonra geri döner. Burada bir rüya da söz konusu güzel canlar. Rüya noktasına hiç değinmeyeceğim. İmam Hüseyin'in gördüğü bir rüya anlatılır. Rüyasında dedesini, babasını, annesini, İmam Hasan el-Müştebayı, amcası olan Cafer-i Tayyar'ı, yine Hazreti Hamza'yı gördüğü bir rüyası vardır. Ev halkına yarın hareket edeceğini söyler. Hareket edilir. Medine'den büyük bir sevgiyle gözyaşları dökerek güzel canlar İmam Hüseyin'i Medine'den yola revan ederler. İmam Hüseyin yoldayken bir Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmünden kaçışını, çölde gezinmesini, iki İbrahim peygamberin de Nemrud'un zulmünden çıkıp uzun bir süre çöllerde, yollarda kalışını anlatır. Güzel canlar, çölde olmak demek, maneviyatın olmadığı bir yerde olmak demek. Çölde hiçbir şey yetişir mi? Gönlü çöl olmuş adamdan merhamet, sevgi, rahmet, güzellik bekleyebilir misiniz? Çöl demek, gönlüm Allah'ı hissetmiyor demek. Allah ile bağım yok demek. Ama oradan bağ kırılır mı? Kırılır. Yeter ki Hüseyin gibi bir menba çıksın oradan. Bakın Kerbela bir çöl değil mi? Ama çölde kanıyla toprağı sulamış, şehitlik şerbeti içmiş, yüzyıllardır orada başlatmış olduğu uyanış meşalesi hala uyandırmaya devam ediyor mu, etmiyor mu? Gönülleri merhamete, şefkate, aşka, muhabbete, hakka, hukuka, adalete, insan olabilme vasıflarına davet ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Allah safımızı Hüseyin safı eylesin. Bizi İmam Hüseyin'in darından, didarından, katarından ayırmasın. Belki bugün biz onunla Medine'den Mekke'ye yolculuk etmiyoruz. Ama İmam Hüseyin'i gönlünüze koyun, gönlünüze doğru yolculuk edin. Varacağınız yer İmam Hüseyin'in diyarıdır ki o diyarda cem-i cümlemize cem olmayı, bir olmayı, tevhid olmayı Allah nasip eylesin güzel canlar. Şimdi dara duralım. Şah Hüseyin için gözyaşı döküp, ah Hüseyin'im, vah Hüseyin'im diyelim güzel canlar.